Yeşilyurt Belediyesi ve İnsanlık Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla Yeşiltepe Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapılan Şehit Mehmet Özbek Aile Sağlık Merkezi'ne inceleme gezisi düzenlendi. Geziye Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Esenlik Şirketi Genel Müdürü Hulusi Boyraz, Şehit Mehmet Özbey'in ailesi, Yeşiltepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Yönetim Kurulu üyeleri ve mahalle sakinleri katıldı. Hoca Ahmet Yesevi Mahalle Muhtarı Orhan Ünalır, Şehit Mehmet Özbek Aile Sağlık Merkezi'nin tamamlanmasından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz dedi. Şehidimizin mekanı cennet olsun, ailesine, tüm şehitlerimize, ailesine sabırlar versin, mekanlar cennet olsun. Biz bugün burada sağlık ocağımızın açılışını hep birlikte emeği geçen Hacı Uğur Başkanıma, Esenlik Müdürümüz Hulusi Bey'e çok teşekkür ederiz. Esenlik Şirketi Genel Müdürü Hulusi Boyraz ise Belediye Başkanımız Esenlik Genel Müdürlüğü yaptığı sırada idari binamızın projelendirme ve yapım aşamasında bu mahallemize bir sağlık ocağının yapılması da projede yer alıyordu dedi. Başkanımız da bizim genel müdürümüzken idari binasını Yeşiltepe'ye yapmayla ilgili projemizi yapmıştı ve biz buraya aldık ve o zaman o projenin içerisinde de bu mahallemize böyle bir hizmet birimini koymuştuk. Ama nasip bugüneymiş. Biraz gecikmeli oldu ama mahallemizin bu hizmette ayağına gelmiş oldu. Aile hekimliğimizin öncelikle inşallah mahallemize hayırlı olmasını diliyorum. Başkan Polat konuşmasında sağlık ocağının projelendirme aşamasından bahsederek bazı sebeplerden dolayı projemizin hayata geçmesi biraz zaman aldı. Sağlık merkezi projesinin tamamlanıp hizmete girmesi bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Genel müdürümüzün projeyi takip etmesi, gayretleri ve yardımcı olması bu açıdan büyük önem taşıyor. Bizim temel felsefemiz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıdır ifadelerini kullandı. Bugün benim için ayrı bir mutlu gün. Çünkü biz bu binayı ilk yaptığımız zaman Sayın Genel Müdürüm birlikte burayı tasarladığımız zaman bu binada bir sağlık ocağı planlamıştık. Sayın Genel Müdürüm'ün bu konuyu takibi, gayreti ve yardımcı olması çok önemli. Ama burada önemli bir sacayağı da kıymetli muhtarımız. Muhtarımız çünkü yaklaşık 3 yıldan beri buraya her geldiğimizde, bu mahalleye her uğradığımızda veya kendisi bizi her ziyaret ettiğinde mutlaka bu bölgenin bir sağlık ocağı ihtiyacı olduğunu ifade etti. Ve bu konuda takipçisi oldu. Sağlık İl Müdürlüğümüz hakeza aynı hassasiyeti gösterdi. Türkiye'nin dört bir taraftan saldırı altında olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Polat, güya isimleri ve anlayışları farklı olan terör örgütlerinin alçakça saldırıları aynı merkezden yönetilmektedir. Bir gün DAEŞ, bir gün FETÖ, PKK, PYD ve DHKPC oluyor. Yani bunların her biri birbirinden farklı görünüyor ama hepsi aynı yere hizmet ediyor diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Evet, şehitlerimizi yaşatmamız lazım. Evet. Bu şehitlerimiz bizim bağımsızlığımız için kanlarını şu bayrağı verdiler. Evet, bu bayrağın rengi şehitlerimizin kanıyla renklenmiştir. Bugün bu ülkenin vatandaşları, bizler, bu millet dört bir taraftan bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu saldırının ismi değişmiyor. İsmi önemli değil. İsimleri farklı. Güya anlayışları da farklı. Ama bu saldırılar aynı odaktan yönetiliyor. Bir gün ismi DAEŞ oluyor, bir gün ismi PKK-PYD oluyor, DHKPC oluyor, bir gün ismi FETÖ oluyor. Bunların hepsi birbirinden ayrı gibi görünüyor ama hepsi aynı yere hizmet ediyor. Uluslararası güçler bu milletin kendi ayakları üzerinde durmasını istemiyor. Bağımlı olmamızı istiyor, özgür olmamamızı istiyor. Kendi içimizde kavga eden bir millet olmamızı istiyor. Vermiş olduğu katkılardan dolayı çok teşekkür ederim. Allah razı olsun.